Merhaba Keşmekeş TV izleyicileri, Meslek Hikayeleri serisinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz bir orman mühendisi. Merhaba, hoş geldiniz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz? Hoş buldum. İsmim İsa Kolay. Orman mühendisiyim. 2007 mezunuyum. Yaklaşık 12 yıldır orman mühendisliğini özel sektörde icra ediyorum. İlk sorumuzla başlıyoruz. Orman mühendisi kimdir, nerelerde çalışır? Orman mühendisi, ormanların korunması, ıslahı, geliştirilmesi ve erozyonla mücadele konusunda çalışan, kısmen özel sektörde ancak büyük bir çoğunluğu Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde kadrolu olarak hizmet veren mühendislerdir. Orman mühendisliğinin görev tanımını kısaca bizlere açıklayabilir misiniz? Orman mühendislerinin görev tanımı birçok farklı alanı kapsar. Genellikle KPSS sınavı ile devlet bünyesinde çalışan orman mühendisleri, orman alanlarını saptarlar, haritalandırma kısmında çalışırlar, ağaçlandırma yapılabilecek alanları belirlerler, aşılama faaliyetlerini yürütürler, bozulan ya da deforme olan orman dokusunun ıslahında görev alırlar, afet ile mücadele planı hazırlarlar, orman çevre şartlarının iyileştirilmesi ile ilgili çalışmalar yaparlar. Yangın gibi doğal afetler ile karşılaşıldığı zaman müdahale ve mücadele ederler. Peki nasıl orman mühendisi olunur? Orman mühendisi olabilmek için üniversitelerin 4 yıllık orman mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile mezuniyet şartı aranır. Orman mühendisliği bölümü genellikle üniversitelerin orman fakültesinde bulunur. Ülkemizde toplam 11 üniversitede orman fakültesi bulunmaktadır. Bir orman mühendisinin nitelikleri neler olmalıdır? Orman mühendisleri genellikle araziye çıktığı ve zorlayıcı hava şartlarında çalıştığı için özel yeteneklere sahip olmalıdır. Bunların başında ise elbette stres altında olsa bile doğru ve hızlı karar almak gelir. Biz özel sektör işverenler olarak orman mühendislerinde ekstra bazı şartlar arıyoruz. Bunların başında ekibini sevk ve idare etmek, plan yapmak ve planları altında çalışan birimlere uygulatmak, fiziksel şartlara uyumlu olmak, güçlü muhakeme kabiliyetine sahip olmak, erkek adayları için askerlikte ilişki bulunmaması, seyahat engeli bulunmaması gibi şartlar arıyoruz. Evet. Sıradaki sorumuza geçiyorum. Orman mühendisliğini tercih etmenize ne sebep oldu? Yaşadığınız yerdeki orman varlığının bir etkisi oldu mu? Bu soruyu şöyle cevaplayayım. Ben köyde büyüdüm. Yaşadığım köyde bir orman köyüydü. Çok orman mühendisi gördüm. Orman muhafaza memuru gördüm. Bunu mesleğime seçmemde bir etkisi var mı derseniz yani %10 olabilir. Ancak ben liseden mezun olduğumda sınava girdim ve sınavdan iyi bir puan alamadım. O zamanlar orman mühendisliği düşük puanla alan bölümlerdendi. O sebeple tercih ettim. Ancak yani mesleğim bu kadar keyifli olduğunu lisedeyken de bilseydim yine bu bölümü tercih ederdim diye düşünüyorum. İyi ki de orman mühendisliğini tercih etmişim. Evet İsa Bey. Halkımız ormanları tanıyor, seviyor ancak genelde orman mühendisliğini çok iyi bilmiyorlar. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, son zamanlarda özellikle yangın konularında, ormana verilen zararlar konusunda halkımız gayet bilinçli. Bu konuda ormanların bu hale nasıl geldiğini, kimlerin getirdiğini, kimlerin emeği olduğunu tabii ki bilmiyorlar. Biz orman mühendisleri bu konuda çok mağdur olduk. Örnek veriyorum mezun olduğumuzda ne mezun oldum? Orman mühendisi. Ormanında mühendisi mi olurmuş canım? Gibi sorularla çok karşılaştık. Ancak dönemimizde sosyal medyanın gücü, görsel medyanın gücüyle halkımız artık orman mühendisinin ne olduğunu, ne iş yaptığını gayet iyi bilmeye başladı. Ve ileride de daha çok orman mühendisine ihtiyaç olduğunu halkımız zaten dile getirecektir.
Orman mühendisleri kamuda ve özel sektörde ne iş yaparlar? Orman mühendislerinin genellikle kamuda iş imkanı daha fazladır. Ancak son dönemlerde orman mühendisleri odamızın yaptığı atılımlarla özel sektörde de iş imkanları artmıştır. Kamuda Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı birimlerde Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri gibi birimlerde çalışırlar. Tabii bu birimlerde KPSS sınavı şart aranmaktadır. Özel sektörde ise müteahhitlik firmaları, danışmanlık firmaları, ağaç yetiştirici firmaları, bitki üretim firmaları, özel ihracat yapan firmalar gibi yerlerde iş bulma imkanları vardır. Orman mühendisliğine yakın bir de orman endüstri mühendisliği var. İkisi arasındaki fark nedir? Evet, orman mühendisleri ile orman endüstri mühendisleri bazen karıştırılabilir. Ancak aralarında çok büyük fark vardır. Orman mühendisleri ormanların korunması ve yetiştirilmesi kısmını uygular. Orman endüstri mühendisleri ise yaşını doldurmuş ağaçların kesildikten sonra odun kısmının endüstriye kazandırılması işlemini yürütür. Serbest orman mühendisi olarak ne gibi işler yapıyorsunuz? Şirketinizde sizinle birlikte kaç meslektaşınız çalışıyor? Biz bir danışmanlık şirketiyiz. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü gibi kurumlara danışmanlık hizmeti veriyoruz. Ülkemizin yaklaşık %30'u ormanlarla kaplı. Bu ormanların yetiştirilmesi, korunması ve işletilmesi sadece işte kurum personeliyle yapılabilecek durumda değil. Bu sebeple genellikle Orman Genel Müdürlüğü bizden yıllık 6 ile 10 ay arası danışmanlık hizmeti satın alır. Ve bizde ortalama 40 ile 60 arası orman mühendisi meslektaşımıza iş imkanı sağlayarak Orman Genel Müdürlüğü'ne danışmanlık hizmeti veririz. Peki mesleğinizden memnun musunuz? Mesleğimden gerçekten çok memnunum. İyi ki üniversitede orman mühendisliğini seçmişim ve bu bölümde mezun olmuşum diyorum. Bizim mesleğimiz özel sektörde kendini geliştirmeye açık, ufku geniş kişilere hitap eden bir meslek. Bizi dinleyen ve bu bölümü seçmek isteyen kişiler olursa mutlaka tavsiye ederim. Bir orman mühendisinin maaşının alt limiti, üst limiti nedir? Bir orman mühendisi 2020 yılında en düşük net 3.900 lira maaş almaktadır. Bu devlet kurumunda ise yeni atanan bir orman mühendisini yani yaklaşık 4.000 lira maaşla başlamaktadır. En düşük. Ve bu maaş zamanla tazminatlar ile daha da artar. Yani eğer kamuya atanmışsanız bu meslekte ilerleme şansınız yüksektir. Bunun için ümidinizi yitirmeden bu mesleği düşünebilirsiniz. Hem kariyeri olan hem de doğaya çok faydası olan bir meslektir. Sizin çalışmaların sayesinde yeşil alanlar korunur. Ormanın en güzel haliyle sizin eliniz vasıtasıyla düzenlenir. Güzel bir doğa sizin ellerinizden çıkabilir. Bunun için bu mesleği seçmek çok anlamlıdır diyebiliriz. Evet, Orman Genel Müdürlüğü'nde orman mühendisleri hangi işleri yapar, imkanları nelerdir? Orman Genel Müdürlüğü bünyesine atanmış bir orman mühendisi, orman şefi, orman işletme şefi olarak göreve başlar. Orman işletme şefi demek, bir bölgenin bütün ormanlarından sorumlu kişi demektir.
Yani bunu açarsak, örnek veriyorum, o ormanların yetiştirilmesi, korunması, işletilmesi gibi bütün faaliyetlerinden sorumlu kişi demektir. Eğer bir kişi doğayı seviyorsa, bu meslek onun için en ideal meslektir. Orman Mühendisleri Odası meslektaşlarınıza ne gibi imkanlar sağlıyor? Özellikle son dönemlerde Orman Mühendisleri Odamız biz özel sektör çalışanlarına çok geniş imkanlar sunmaya başlamıştır. Kamudaki çalışma alanından daha fazla çalışma alanı ortaya çıktı diyebiliriz. Örnek veriyorum, bir madencilik firması ormanda madencilik faaliyeti yürütmek isterse ya bünyesinde orman mühendisi bulundurmak zorunda ya da biz gibi danışman firmalardan danışmanlık hizmeti satın almak zorunda. Yani kısacası bir kişi ormanla bir iş yapmak istiyorsa mutlaka bir orman mühendisi bünyesinde bulunduracak. Ülkemizdeki üniversitelerin orman mühendisliği kontenjanları hakkında neler söylersiniz? Bu konuda önerileriniz var mı? Ülkemizde 11 üniversitede orman mühendisliği bölümü var. 2020 yılı üniversite yerleştirme sonuçlarına baktığımızda bütün kontenjanların dolduğunu gördük. Tabii bunda son yıllarda yapılan en büyük alım 1150 orman mühendisi alımının etkisi tabii çok büyük. Yani ülkemizin orman varlığı arttıkça orman mühendisine olan ihtiyaç da artacaktır. Son 5 yılda %27'den %30'a gelen bir orman varlığı artışı var. Bu yıllar geçtikçe daha da ilerleyecektir ve orman mühendisine ihtiyaç daha da artacaktır. Bu nedenle gelecek yıllarda en çok tercih edilen mühendislik dallarından birinin de orman mühendisliği olacağını düşünüyorum. Evet, son sorumuz olarak orman mühendisini tercih edecek gençlere ne tavsiye edersiniz? Seviyorsanız ve gerçekten mühendislik yapmak istiyorsanız mutlaka orman mühendisliğini tercih etmelisiniz. Çünkü bir ağacın hem yetiştirilmesi ve hem bakımı bir mühendislik gerektirir. İş imkanları konusunda ise son yıllarda kamuya alım konusunda ve özel sektör konusunda büyük atılımlar olmuştur. Mezun olduğunuzda gerek kamuda gerekse özel sektörde mutlaka iş imkanı bulacağınıza eminim. İsa Bey, programımıza katılıp mesleğinizle ilgili değerli bilgileri bizimle paylaştığınız için size çok teşekkür ediyorum. Orman mühendisliği hakkında birçok şey öğrendik. Bizim sormayı unuttuğumuz başka sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bir sonraki meslek hikayemizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.